Orada kal. Kımıldama. Tamam, kaldır. Sedyeciler hazır mı? Ateş! Ateşi kesin! Ateşi kesin! Ateşi kesin! Bekleyin. Ateşi kesin! Özür dilerim yüzbaşı. Adamlardan bazıları bu bayrağın anlamını bilmiyorlar. O adamı almam gerek. Tamam, alın. Ateş edilmeyecek. Affedersin. Gidin. Güzel. Güzel. Yüzbaşı. Bu konuda bir şey yapmamız gerek. Sıcak. Bu hiç kimse için iyi değil. Tamam. Konuşacağım. Teşekkür ederim yüzbaşı. ...24 Mayıs 1915. Silah indir! Defin görevi için hazır olun! Silah indir! Defin görevi için hazır olun! Silah indir! Defin görevi için hazır olun! Pekala çocuklar, silah indir! Tam 3 saattir silah başında bekliyoruz. Bu sürede uyuyabilirdik. Kafanda bir Türk kurşunuyla daha rahat uyursun evlat. Hazır mısın?
Sigara ister misin kardeş? Sigara. Bomba değil, korkma. Hı? Heh. Teşekkürler. Heh. Yaksana kardeş. Eyvallah. Ben dilinizi biliyorum. Dilinizi. Öyle mi? Aferin sana. Heh, aferin. Evet. Biz saldırırız. Şöyle, Allah Allah Allah. Heh? Evet evet, duyuyoruz. Anladın mı kardeş? Evet. Heh, aferin. Siz böyle. Pislikler. Tanrınız pislik mi? Evet. Evet öyle. Bizim tanrımız. Anladım ben zaten. Biliyordum ben. Bilmem mi? Dur biraz. Bu adam Türk. Fark etmez. Teşekkür ederim. Askerlerin inançlı olmaları gerek. Politikacı ve diplomatlarında. İşte politika bu yüzbaşı. Ve bu da diplomasi. Evet. Hala yaşıyor. Sedyeci! Sedyeci! Hey, iyileşeceksin dostum. Dayan. Çabuk ol! Merhaba. Dayan. Nöbetçiler artık geri çekilebilir. Güle güle dostum. Sonra görüşürüz. Malzemelerinizi toplayın. Kendi hattınıza dönmek için hazırlanın. Malzemelerinizi toplayın.
Kendi hattınıza dönmek için hazırlanın. İyi şanslar dostum. Bekle. Senin için. Avustralya'dan. Pek bir şey değil ama. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yarın beni vurabilirsin. Allah korusun. Olmaz inşallah. Güle güle git, güle güle gel. Hadi eyvallah. Ne dedi? Dedi ki giderken de yüzün gülsün, gelirken de yüzün gülsün. Yüce Tanrım. İlk kez hissettiğim bir şey olmuştu. Ve Gelibolu'nun üstüne bir sessizlik çökmüştü. Artık onları tanıyorduk. Onlar da tıpkı bizim gibi babaydı, oğuldu ve kardeşti. Artık onlardan nefret etmiyorduk.